30 dakikadan herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var. Önce araştırmada Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii piyasalardaki bu hızlı volatilite değişimi elbette önümüzdeki dönemde jeopolitik risklerle birlikte evrilecek daha çok. Ve özellikle yine dün ABD 10 yıllıklarda ciddi bir hareket yaşandı. Bugün de devam ediyor aslında ve %5'lere ulaştı. Tabii bu kalıcı olacak mı? Ne kadar sürecek? Biraz piyasada bunu anlamaya çalışıyor. İstersen oradan başlayalım. Yine sana soru sorarak başlayayım mı? Burada soruları ben sorarım. Tamam ama şöyle sadece. Geçen hafta sen sığırma tabii örneğini vermiştin ya. Kredi faizi deyince aklına gelen oran vardır. Ne olduğunu çok önemi yok ama o... Bizden bahsediyoruz. Evet, Türkiye'den tamam bahsediyorum. Konut falan diye söyleme. İhtiyaç kredisi işte kaç para ihtiyacın olduysa. Diyelim ki bu 2000'ler boyunca %15-20 olarak aklında kalsın. Aynı şey aslında dünyada özellikle son 40 yılda diyelim. Çünkü 1980'lerden itibaren çok ciddi bir derin finansallaşmadan söz ediyoruz. Hatta bu Internet of Things dediğimiz şey, her şeyin internette olması diye kabaca söyleyebileceğimiz, uzmanı da değilim ama her şeyin finansallaşmasından söz ediyoruz. Ve bunun yarattığı sistemin de tamamen borç üzerinden. Yani borç yoksa büyüme yok, borç yoksa ekonomik aktivite yok. Şimdi bunun içerisinde bu kadar fazla tahvillerin üzerinde durulmuyordu. Tahvillerin üzerinde durulmamasının sebebi dünyadaki para arzını ve para dolaşımını yaratan büyük aktörlerin çok yüksek politika faizlerine sahip olmaması. Hatta sık sık neredeyse 2 senedir ben seninle beraberim. Ara ara sürekli ezbere tekrar ettiğimiz şeyde olduğu gibi düşük enflasyon işte 2010'ların ortalarına doğru başa bela oldu. Çünkü düşük büyük ekonomik aktivite. Paranızı bende tutmayın, gidin harcayın, gidin yatırım yapın. Hiç yatırıma dönmedi onlar, o ayrı mesele de. Ama 2020'lerden sonra şu oldu. Mary Daly'nin geçtiğimiz haftanın başında pazartesi günü söylediği politika faiziyle ilgili bizim yeni nötr oranımız, yani ekonomiyi durdurmayacak ve aynı zamanda da yüksek enflasyona sebep olmayacak oran diye söylediği şey %5'lerde kalmayacak ama alışkın olduğumuz gibi %2'ler, %2,5'larda da durmayacak. 3'lere doğru hareket edecek dedi. Şimdi ilk grafiğimizde önce şu tahville ilgili konuştuğumuz gözde bir Çin detayı var orada, onu söyleyeyim. Aynı şeyi Japonya için de konuşabiliriz bu arada. Ben ama çok grafik karmaşık olacaktı. Sadece Çin'i gösterdim. Şurada gözle sona doğru gelirken, 2023'e doğru gelirken dikkat ettiysen o çubuklar aşağı doğru yine çoğalmış. Evet. Ve o çubukların içerisindeki açık mor renkli kısım ABD tahvilleri. Hep konuşurduk ya Amerika Birleşik Devletleri'nin hazine tahvillerine işte Japonya ve Çin çokça sahip diye. Evet. İkisi de tahvillerden çıkış yapıyor ve son dönemde yukarıya doğru alım tarafında kalan, nette olan yerde de tahvil çoğunluğu yok. Biz tahvil faizlerinin yükselmesiyle beraber elinden ABD tahvillerini çıkaranları da konuşuyoruz şu an. Sell-off dediğimiz şeyin içerisinde böyle bir detay var. İkinci grafikte de şuna bakacağız. Aynı bizim kendi hayatlarımızda... Yani küreselde aslında en çok Çin elindeki tahvilleri azaltıyor gibi bir temaya varabiliyor muyuz acaba? Hiç büyüklüğüne bakma. Hı-hı. Şunu düşün. Çin dünyanın imalat üssü diye konuşuyoruz ama finansal varlıkları elinde tutması ya da dünyaya yaydığı finansal varlıklar, konut sektöründen neden yayılmasından korkuyoruz? Dünyanın en büyük iki ekonomisinden bir tabii tanesi. İkincisinde de gözde Mary Daly'nin o politika faiziyle ilgili nötr diye söylediği şeyi Mehmet Filoğlu'yla konuşurken az önce şunu konuştuk. Buna biz doğal desek mi diye. Hı-hı. Kendi hayatımızdan sana soru sorarak örnek verme sebebim şu. Türkiye çok ayrı bir parantez açtı tabii düşük faizi 2021'de ama her şey politika faizinin olan şeylere tepki vermesiyle gitseydi biz alıştığımız oranlardan kredi edinemeyecektik, borçlanamayacaktık. Aynı şeyi kurumsal, hatta en büyük kurum olarak devlet bazında da düşündüğümüz zaman ABD 10 yıllıklarında alıştığımız nötr faiz noktalarından yine grafikte sağa doğru gittiğimizde beklentilen mor noktalar Erguvanya'da. Hı hı. Beklenti aralığı ve geldiği yer itibariyle bakarsak da orada tahvil faizinde bir yerde durup tamam artık buralar olacak diye bir yerde durması şu an ümit ediliyor. Tıpkı politika faiz gibi ama orada da alışılmadık bir noktaya doğru evrilmiş. 2010 ile 2020 arasında trend aşağı gibi tekrar yukarıya doğru kaldırmış başını. Son grafikte daha dramatik bir şey var. Birçok ülkeyi görüyoruz. Amerika, Kanada, hı hı, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İspanya, Avustralya, Fransa, İsveç ve Yeni Zelanda. Ki dünyada aslında sermaye, teknoloji ve tırnak içerisinde medeniyetin, bunu ironi olsun diye söylüyorum bu geçtiğimiz günlerde, toplandığı yerlerdeki tahvil faizlerine bakıyoruz. 90'lar nostaljisi dememin sebebi de şu, 80'lerin başında Amerika'da Volcker, 90'ların başında da bizim dünyada
özellikle gelişen ülkeleri 97 kriziyle de vuran yüksek faizi konuştuğumuz dönemlere tekrar yaklaşıyoruz. Gelmedik daha oraya. Ama tahvil faizini konuşurken sadece ABD tahvil faizlerine bakıp değil, aslında burada dünyada sermayenin toplandığı yerde de tahvil piyasasındaki değişimi gösterir bir şey. İnşallah o 90'ların da ötesinde 80'ler nostaljisine evrilmez konu. Çünkü bu çok yüksek enflasyon, evet, ve elimizdeki paranın pula dönmesi demek dünya için. Kesinlikle fakirleşmenin devam edeceği anlamına geliyor. Fakirleştik zaten de. Kesinlikle. Bir de daha uzun süre belki daha yüksek faizlere, değil mi? Dünyada da şu hep böyle işte manşetlere çıkan zaten en çok konuştuğumuz unsur o. Bakalım yani, takip edeceğiz ama bu jeopolitik riskler bu şekilde hani daha uzun bir döneme yayılan ve daha fazla bölgeyi içine kapsayacak bir temaya da evrilirse hakikaten o zaman işler daha da zorlaşır. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Şimdi bu jeopolitik risklerle ilgili hemen Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu'na dönelim ve soralım. Alican, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle tabii hem diplomatik görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de de bir milli yaz süreci de var öte yandan. Neler var gündemde şu anda? Tabii şu anda en çok konuşulan özellikle Biden'ın İsrail ziyareti sonrası yapılan açıklamalar ve çok kısa vadede önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yapılacak yeni temasların neler getireceği. Şimdi Biden sonrası hem Biden'dan hem Beyaz Saray'dan hem Pentagon'dan işte saldırıya patlama yönünde yapılan hastane saldırısını patlama olarak değerlendirmeleri, hatta Biden'ın karşı taraf yapmış gibi duruyor yönündeki açıklaması, yine işte az önce saydığım Beyaz Saray ve Pentagon'dan saldırıda İsrail'in sorumlu olmadığı yönündeki düşünceleri dile getiren açıklamalar bir kere bugün zaten tartışılıyor. Onun dışında temaslar da sürüyor zaten. Mesela işte İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'de temaslarda bulunacak, bilindiği gibi. Onun vereceği mesajlar da önemli. Özellikle gitmeden önce dünya çapındaki liderlerin çatışmanın daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek için bir araya gelmelerine yönelik bir dönüm noktası olması gerektiğine yönelik açıklamaları olmuştu İngiltere Başbakanı'nın. Hatta yorum olarak da işte Mısır'ın, Katar'ın ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğini, hatta arabuluculuk yapabileceğini ve gerilimi azaltabileceğine inandığını İngiltere'nin önünde yorumlarda yapıldı. Dolayısıyla Sunak'ın da, yani İngiltere'den de resmi olarak ne gibi açıklamalar yapılacağı bugün itibariyle oldukça önemli olacak. Yani her ülkeden farklı açıklamalar geliyor. İşte Lavrov açıklamalarda bulundu. Mesela Türkiye'nin garantör ülkeler yönünde bir formül sunduğunu ve bu formülün konuşulmaya hazır olduğunu, Moskova ve Ankara'nın bu konuda temas halinde olduğunu ifade etmişti. Aynı zamanda da zaten aslında hem bir arabuluculuk, bir ateşkes olabilir mi yönünde temaslar devam ederken bir yandan da insani yardım konusu oldukça önemli bu süreçte. Dediğim gibi işte bugün Sunak'tan bu yönde bir açıklama gelmesini bekliyorum mesela. İşte Mısır Cumhurbaşkanı'ndan, Sisi'den insani yardımla ilgili yeni değerlendirmeler gelmişti. Biden'dan gelmişti. Zaten Türkiye ve bölge ülkeler refah sınır kapısının açılıp oradan insani yardımların bir an önce Gazze'ye girmesi gerektiği yönündeki baskısını zaten sürdürüyorlar. Dolayısıyla ben bugün bu yönde de yeni açıklamalar gelmesini bekliyorum ama aslında bence en çok konuşulan, tartışılan ve cevabı merak edilen husus bir kara harekatının olup olmayacağı. Şimdi İsrail Devlet Televizyonu'ndan yapılan bir takım değerlendirmeler var. Yani kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığı, sınır bölgesinde 3 gündür çatışma yaşanmadığı, ancak kara harekatı için İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik bir kara operasyonu içinde her türlü hazırlığı şu an itibariyle bitirdiği yönünde yeni değerlendirmeler yapılıyor. Hatta işte ikinci aşama olarak değerlendiren yorumlar da var İsrail Devlet Televizyonu'nda yapılan. Dolayısıyla bu noktada çatışmaların, İsrail-Filistin çatışmaların bir noktada İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatıyla devam edip etmeyeceği sorusu bence çatışmaların nereye yöneleceği sorusunun en kritik sorusu. Neden? Çünkü işte Gazze'nin nasıl bir yerleşim yeri olduğunu, altında kilometrelerce tüneller olduğunu, dolayısıyla İsrail'in bölgeye, Gazze'ye ordusuyla girmesi durumunda bunun bir meskun mahal çatışması haline gelebileceği yönündeki yorumları zaten askeri analistler çok fazla yapıyorlar. Dolayısıyla bu noktada şu anda yapılan temaslar bu kara operasyonun önüne geçer mi, geçmez mi? Bence şu anda kamuoyunun beklediği ve merak ettiği asıl husus bu. Bir yandan tansiyon zaten oldukça yüksek, onu da biliyoruz. Hem çatışmalar
çatışmalar İsrail Suriye arasında devam ediyor. Bir yandan İsrail Lübnan sınırında tansiyon oldukça yüksek. Hizbullah'a ait bazı hedefleri İsrail zaten vurduğunu açıklamıştı. Benzer yönde karşı saldırılar da yapılıyor. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde bölgenin ateşi sönecekmiş gibi gözükmüyor gözle. Türkiye açısından bakıldığında da zaten Türkiye önce Erdoğan'ın açıklamalarıyla önce insani ateşkesin sonra da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdürecektir yönünde açıklamalar yaptı. Ama sen de zaten hatırlattın. 3 günlük milli yas da ilan edildi. Dolayısıyla cumartesi günü gün batımına kadar Türkiye'de yas süreci devam edecek. Bu noktadan sonra bu arada da başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere ilgili tüm isimlerin de muhataplarıyla görüşmeleri devam ediyor. Çatışmaların bir an önce durdurulup bu insani dramın önüne geçirmesi konusunda ama ne kadar başarılı olacak? Özellikle bu temaslar, diplomasi çabaları, diplomatik görüşmeler savaşın durdurulmasında, saldırıların azaltılmasında veya engellenmesinde ne kadar başarılı olacak onu da biraz zaman gösterecek. Dolayısıyla altını çizeyim, bugünden beklediğim özellikle Sunak, İngiltere'den temaslarla ilgili ne gibi açıklamalar yapılacağı yönünde ve yeni diplomatik çabalarında bir şekilde ateşkesi getirip getirmeyeceği yönünde kilitlenmiş durumda bir dünya. Evet, kesinlikle diplomatik görüşmeler devam ederken dediğin gibi haber akışlarını dikkatlice takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi İlker Önel bizlerle, İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı. Hoş geldiniz Zeynep. İyi yayınlar Gözde Hanım. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum İlker Bey. Şimdi bölgedeki tabii yaşanan tüm gelişmeler, özellikle işimiz gereği işin ticari ve ekonomik tarafını da takip ediyoruz. Şimdi tabii sormak istiyorum, nasıl etkileyebilir ya da etkilemeye başladı mı? Biraz sizden dinleyelim. Evet efendim, tabii çok iç açıcı gelişmeler olmuyor açıkçası dönüp baktığımız zaman. Tabii ki bizim özellikle de Hayfa Limanı normal Türkiye'ye gelen ithalat yüklerinin aktarma limanlarından en büyüklerinden birisiydi. Dolayısıyla da herhangi bir uzak doğudan gelen bir malınız ya da Avrupa'dan gelen bir malınız aktarma limanları, Hindistan'dan gelen bir malınız Pakistan'a, orada aktarma yapıp farklı bir gemiyle buraya geliyordu. İşte Mersin Limanı'na ya da İstanbul Limanları'na yanaşıyordu. Dolayısıyla da orası şu an tamamıyla kapalı durumda. Orada bir yoğunluğu tekrar olduğu, açıkta bekleyen gemilerin çok fazla olduğu, dolayısıyla da aktarma yapamadığı, onların farklı limanlara programlanmasının da uzun sürdüğü düşününce bugün bizim tabii özellikle de içeride ham madde, aramalı kullanmak isteyen firmaların maalesef gecikmeyle karşılaşacağını bekliyoruz açıkçası. Şu anda gecikmeler başladı mı peki, yoksa hani başladı tabii ki, başladı çünkü tabii son bir haftadan beri orada beklediğimiz bazı yükler vardı. O liman iptal olunca farklı limanlara kaydırılacaktı. Fakat farklı limanlarda özellikle de Ürdün Akabe limanında da çok ciddi şekilde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla da bu limanlardaki yoğunluk tabii şu an transit ticaret de olsa hem dış ticareti olumsuz etkileyecektir. Çünkü dediğim gibi aramalı ve ham madde bekleyen, şu an limanda ya da işletmesinde ham madde bekleyen işletmeler şu an maalesef bir gecikmeyle karşı karşıya. Özellikle Hindistan ve Çin'den gelen ürünler için söylüyorsunuz, evet, zannediyorum. Evet. Evet. Çok önemli. Şimdi tabii maliyetlerin de bir anlamda artmasına da hemen sebep olabilir. Burada tabii bir arz eksikliği. Dolayısıyla dikkatle takip etmek lazım. Özellikle belli başlı herhalde sektör olarak ayrıştıramıyoruz değil mi? Burada hemen hemen pek çok sektöre etki edecektir bu. Kesinlikle pek çok sektöre etki edecektir. Tabii ki başta işte plastik sektörü olsun, tekstil ham maddeleri, bazı noktalarda gıdayla alakalı aramalı ham maddeler çok ciddi anlamda olumsuz etkilenebilir. Burada tek olumlu yanı şöyle bir şey var. Tabii iç pazarımız maalesef biraz daha sıkışık olduğu için, daha doğrusu iç talepte bir düşüklük söz konusu olduğu için şu an üretim süreçleri maalesef biraz yavaş gittiği için belki orada bir dengelenme olacaktır. Evet, iç talep koşullarından bahsedelim o zaman. Şimdi perakende satışlar verisinde de bunu konuşuyorduk ama son aylarda acaba kampanyalar biraz destekleyebilir mi süreci? Efendim tabii ki olumlu bir katkısı olacaktır. Şu an yıl sonu da geliyor. Tabii ben baktığım zaman bugün perakende satış işletmelerine baktığımız zaman özellikle de AVM kaynaklı çok ciddi şekilde indirimler söz konusu. Bu bütün sektörlere de yayılmıştım da gördüğüm kadarıyla mobilya sektöründe, tekstil sektöründe ciddi indirimler söz konusu. Bir artısı olacaktır ama genel itibariyle sanayi ve imalat sektörüne baktığımız zaman zaten sanayi üretim verilerinden de belli. Bizim Temmuz, Ağustos, hatta Eylül ayında da ben yatay bir beklenti içerisindeyim sanayi üretiminde. Çünkü içerideki soğuma ya da sıkılaşma politikasının vermiş olduğu hem hane halkının taksit sayısının sınırlanması hem kredi kartında hacmin düşmesi ve asgari
ödeme tutarının artırılmasıyla birlikte iş talepte çok ciddi şekilde düşüklük yaşıyoruz. Tabii bir de buna ihracat siparişlerinde bu sene beklediğimiz normal siparişlerini alamadığımızı eklersek şu an tabii işletmeler açısından zorlu bir dönemden geçtiğimiz söylenebilir açıkçası. Burada mesela tabii kredi maliyetleri çok arttığı için tercihen belki üretmemeyi de tercih edebilen şirketler olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani arzda bir yeni ek bir sorun görebilir miyiz sizce? İşletme sermayesi bulamıyorlar ya da bulsa diyelim %45 ile borçlanacak. Nasıl satacak? Kaça satacak da kar edecek? Talep de düşüyor çünkü. Ne dersiniz? Çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de onu dile getirecektim açıkçası. Tam tabii bugün seçimden önce hakikaten kamu bankalarında ticari kredi maliyetimiz 18-20 civarındaydı. Bu çok kısa zaman içerisinde özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 30'a çekmesiyle birlikte bugün kamu bankalarında biz ticari kredi faizini 50'ye yakın kullanıyoruz. Yani bunlar çok yüksek rakamlar. Özel bankalarda bu 60'a kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla da sizin de bahsettiğiniz belirttiğiniz gibi yani bir nihai ürün üretip bunu finansman maliyetinin üzerine koyduğunuz zaman zaten bu piyasada satsanız ya da herhangi bir ihracatta satmanız mümkün değil gibi duruyor şu an açıkçası. Dolayısıyla da şu an mevcut üretim yapan işletmeler de ya da küresel mal alıp satan işletmeler de sizin de dediğiniz gibi mevduat faizlerini artmasıyla birlikte üretim süreçlerini biraz daha yavaşlatıp borçta kalan paralarını maalesef daha çok mevduatta işte ya da farklı yatırım kanallarında değerlendirmeyi düşüneceklerdir. Bu tabii bizim açımızdan olumsuz bir gelişme. Hem istihdamı hem kapasite kullanımını önümüzdeki süreçte düşürecektir. Zaten şu an biz çok uzun zamandan beri yani sondan 5-10 yıldan beri özellikle Ekim ayında çok ciddi şekilde bir iç piyasanın çok ciddi şekilde yüksek olduğu bir zamanda şu an satışlar olsun, cirolar olsun düşük seyrediyoruz. Evet, burada mesela tekstil sektöründe daralmaları zaten konuşuyoruz. Uzunca bir süredir özellikle orada da yeni önlemler alındı. İthalat vergileri ve biliyorsunuz işte hazır giyimde özellikle ek vergilerden bahsediyorum. Bununla ilgili mesela bir şey eklemek ister misiniz? Ya da önümüzdeki dönemde daha çok etkilenecek hani zaten tekstil bunlardan biri ama hani en önce hangisi daha sıkıntılı gözüküyor? Tabii tarafları açısından bilmiyorum. Ben tekstil sektöründe değilim ama okuduğum ve bildiğim kadarıyla farklı tarafları farklı etkilemiş görünüyor. Özellikle de ek vergiler. Yani ham madde getirenler bundan memnun. Çünkü ithalat biraz kısılacaktır. Üretici burada desteklenecektir ama hazır giyim tarafında biraz şikayetçi olduğunu görüyorum açıkçası. Tabii bu ek vergilerle üreticiyi destekleme fikri doğru olabilir ama bir diğer taraftan da enflasyonla mücadele ettiğimiz bu durumda da hakikaten mukayeseli üstünlüklere baktığımız zaman eğer yurt dışında da ham madde daha uygunsa ve burada o gelip burada üretime girip son nihai tüketicinin alacağı üründe bir fiyat yükselişi olmayacaksa tabii o taraftan da maalesef bir dezavantaj yaşanacaktır. Dolayısıyla da çok iyi irdelenip iyi analiz edilmesi lazım bu vergilerin. Belki çok özel ürünlerde, niş ürünlerde belki yapılabilir ama piyasanın geneliyle ya da çok üründe böyle bir vergi artışı yani özellikle de iç üreticiyi düşünerek yapılan gelişmeler bazen ters tepebilir. Farklı maliyetlere yol açabilir ki açacağı görünüyor şu an. Dolayısıyla hani biz enflasyonu eğer baz alıyorsak ve enflasyonla mücadeleyi baz alıyorsak şu an ilk önceliğimiz oysa hakikaten bu dengeleri iyi gözetmemiz lazım. Tabii bu bütün sektörler için geçerli sadece tekstilde değil. Yani biz bugün reel sektör olarak hakikaten finansman maliyetlerinin bu kadar artmasına rağmen nihai ürün fiyatlarına elimizden geldiği kadar dokunmamaya çalışıyoruz. Bu özellikle orta vadeli programa enflasyon kaynaklı destek vermeye çalışıyoruz. Üstelik petrol fiyatları artıyor, akaryakıt maliyetleri artıyor. Bunların da önümüzdeki dönemde zaten yine ürün fiyatlarına yansıyacağını hepimiz biliyoruz. Kurda da böyle minimal hareketlerle yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Bunları da düşününce hakikaten yani enflasyonla mücadele tekrar böyle sorgulanır hale tabii geliyor. Peki bu biraz da kayıt dışını artırmaz mı? Özellikle bu ek vergiler ve daha fazla maliyetlerin sektörlerin üstüne binmesi. Böyle bir izleniminiz var mı mesela? Efendim maalesef var. Kesinlikle sizin de belirttiğiniz gibi artılacaktır. Çünkü özellikle de yıl sonu geliyor. Yıl başından itibaren özellikle de asgari ücrete de bir zam beklentisi içerisinde piyasa. Dolayısıyla da bütün bunları alt alta topladığımız zaman hem işte ek vergilerin artması, bu işte sadece motor taşıtlar vergisi olsun, işte akaryakıt zamları, hakikaten şu an işletme giderlerine baktığımız zaman işletme sermayesinin çok yetersiz kaldığını görüyoruz. Ve Türk lirasındaki değer kaybını da bunun üzerine eklediğimiz zaman
hafif de olsa Türk lirasına ciddi değer kayıpları var son 1-2 aya baktığımız zaman. Bunları da üst üste eklediğimiz zaman hakikaten çok zorlu bir dönem yaşıyoruz Gözlem. Çünkü biz bir taraftan daha önceki dönemlerde biraz daha kredi maliyetleri uygun olduğu için belki maliyetlerimizi biraz olumlu etkiliyordu. Oradan kurtarıyorduk ama şu an kredi maliyetlerinin de fazla olmasıyla zaten içerideki mal ticaretinin çok yavaşladığını görüyoruz. Yani siz de bilirsiniz. Yani bugün bir malı alıp da üzerine kredi kullanıp da bir hacim yaratmak şu an mümkün değil maalesef. Dolayısıyla da bu sektörleri ya da işletmeleri farklı yollara sevk edecektir. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir de personel maliyetleri, akaryakıt zamları, taşıma maliyetleri çok artacağı için beklentiler sizin de belirttiğiniz gibi kayıt işinin artacağı yönünde. Evet, çok teşekkür ediyorum İlker Önel verdiğiniz bilgiler, yorumlar için. Şimdi 30 dakikayı noktalamadan önce bir haberi de ekrana getirelim. S&P tarafından bir değerlendirme. Özellikle tabii İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik risklerini artırdığını belirtiyor ve gerginliğin artması durumunda da tabii enflasyon tarafında bunun yansıması görülecek diyor. Ekrana getirelim ve noktalayalım. Hoşçakalın. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, S&P, İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada Orta Doğu'da Hamas'la İsrail arasında çatışmaların başlaması, halihazırda yükseldiği ve kötüleştiğini düşündüğümüz jeopolitik riske ilişkin küresel değerlendirmemiz üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor ifadesine yer verildi. Açıklamada son dönemde yaşanan bu gelişmelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde oluşan baskıyı daha da artırdığı kaydedildi. S&P'nin açıklamasında İsrail ve Gazze'de ortaya çıkan insanlık trajedisinin ciddiyetini küçümsememekle birlikte şu anki temel durumumuz çatışmanın büyük ölçüde İsrail ve Gazze ile sınırlı kalacağı ve bölge dışındaki coğrafyada ülke kredi etkisinin sınırlı olacağı yönündedir yorumunda bulunuldu. Gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artışa geçmesinin yanı sıra ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilecek bir enerji arz şokunun da potansiyel olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.